şeyden yazmayın. Normal bir şey yazma, yani yazın sadece söylemeyin arkadaşlar. Angry, bunu arkadaşlar oyunlardan biliyorsunuz. Angry Birds diye bir oyun var biliyorsunuz. Angry Birds oyununda arkadaşlar kızgın kuşlar, sinirli kuşlar diye öğreniyorsunuz. Kafamızda öyle kalsın, tamam mı? Angry, kızgın, sinirli demek. Beautiful. Beautiful ifadesini çok duyuyorsunuz. Beautiful, güzel demek arkadaşlar. Birazdan zaten bunun zıt anlamlısı ugly diye gelecek karşımıza. Beautiful, güzel demek arkadaşlar. Behind, geçen hafta öğrenmiştik. Arkasında demek. Bakın oyuncak ayımız arkadaşlar. Arkasında diye duruyor burada. Behind, arkasında. Between, arasında en az 3 şey olması lazım demiştik. Oyuncak ayı 2 tane kutunun arasında diye kullanıyoruz arkadaşlar. Big, big büyük demek. Small arkadaşlar küçük demek. Bunu da ilerleyen şeylerde göstereceğim. Clean, clean temiz demek. Clean temiz. Bu da arkadaşlar dirty, kirli demek. Birazdan göreceğiz. Closed. Close the door ya da close the window diye günlük hayatta duyuyorsunuz. İkinci sınıftan beri görüyorsunuz arkadaşlar. Close, kapatmak demek. Close'un bir anlamı da yakın demek. Ama biz close diye kullanırsak, close diye kullanırsak arkadaşlar kapalı demek. Tamam mı? Close, kapalı demek. Dirty. Dirty, kirli demek. Biraz önce söyledim. Happy. Happy, mutlu demek. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Happy, mutlu. Happy birthday diyoruz ya, oradan aklınızda kalabilir. Happy birthday to you diye günlük hayatta duyuyorsunuz. Oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Happy, mutlu demek. In. In, içinde demek. Bunu değinmiştik. In front of. In front of, önünde. Long. Long, uzun demek arkadaşlar. Şimdi bu yerde long kelimesinde hemen size bir şeyler hatırlatayım ben. Burada arkadaşlar bizim dikkatimizi çekecek olan bazı ifadeler var. Long ve tall arasında. Hemen chat'e yazıyorum. Siz de oradan bakın arkadaşlar. Şimdi long dediğimizde, ya da dur şöyle yapayım. Hatta açayım, oradan yazayım arkadaşlar. Long. Evet, long arkadaşlar, chat bölümünden yazıyorum hemen. Long yatay uzunluk için kullanılır. Tamam mı? Long yatay uzunluk için kullanılır. Tall ise arkadaşlar dikey uzunluklar için kullanılır. Bu LL'lerden aklımızda kalsın. Bakın iki tane uzun. Bacak gibi düşünebilirsiniz bunları. Uzun arkadaşlar. Tall uzun demek. Ama dik olarak uzun. Long ise arkadaşlar yatay uzun için kullanılıyor. Yatay uzunluk için. Bazı tırların arkasında long vehicle diye yazar. Uzun ve geniş araç diye. Buradan aklımızda kalabilir. O da unutmayacağınız bir kelime olsun arkadaşlar. Long uzun demek. Monster. Monster, bunu çok görüyorsunuz zaten. Ne demek monster? Canavar demek tabii ki. Monster, canavar demek arkadaşlar. New, yeni demek. Yeni. Old, eski demek. Birazdan old gelirse onun üzerine konuşurum. Next to. Next to, bitişiğinde, yanında demek arkadaşlar. Yakınında demek. Old. Old, yaşlı demek. Old, yaşlı. Old kelimesinin yaşlı anlamına geldiği gibi arkadaşlar bir de eski anlamı var. Tamam mı? New, old ya da old, young şeklinde iki tane kelimemiz var. Old'la ilgili. Hem yaşlı hem eski. Yani yaşlanınca eskiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Kafanızda kalsın diye söylüyorum. On üzerinde, üstünde demek. Sad. Sad, üzgün. Bu arkadaşlar happy, mutlu demekti. Diğeri sad. Short. Short, kısa. Short. Hani futbolcular arkadaşlar ne giyiyor? Futbolcular short giyiyor değil mi? Yani kısa anlamında arkadaşlar, kısa bir şey giyiyor, kıyafet giyiyorlar. Short giyiyorlar diye söylüyoruz. Short, kısa demek arkadaşlar. Small. Small, küçük demek. Kıyafetlerimizin arkadaşlar arkasında S beden, M beden ya da L beden diye yazar. Tamam mı? Dikkatinizi çeksin. Kıyafetlerimizin arkasına bakalım. Yani small demek küçük beden demek. Yani siz bir şey alacağınız zaman küçük alacaksanız S olanlara bakarsınız. S bu small'un küçültmesidir. Eğer M olursa medium, orta boy, L olursa large, geniş demektir ki bunlar arkadaşlar günlük hayatımıza karşımıza geliyor. X large dersek o zaman büyük beden anlamında kullanılır. Bir de XX large var. En büyük battal beden diyoruz. Ugly. Ugly, çirkin demek. Bu arkadaşlar beautiful'du. Biraz önce öğrenmiştik. Özellikle söylüyorum, birazdan chat bölümünde yazmanızı isteyeceğim. Under. Under, altında demek.
under altında. Young. Young genç demek arkadaşlar. Young. Bu ise old, yaşlıydı. Tamam, evet. Biz arkadaşlar flashkartlarımızı bitirdik. Şimdi bir ünitemizdeki kelimelere, ifadelere başlayalım. Sıfatlarımız çok önemli arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Şimdi chat bölümünden ilk yazan 3-4 kişiyi söyleyeceğim arkadaşlar. Ben isimlerinizi okumaya çalışacağım. Şöyle yukarıdan kelimeleri eşleştireceğiz. Altına yazacağız. Mesela birincisi, şöyle biraz daha büyütebilirim eğer okuyamıyorsanız arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim şöyle. Evet. Old, yaşlı, young, genç. Şimdi sizden istediğim bu iki tane sıfatımızı buraya yazmanız. Yani chat bölümüne yazmanız. Ben de cevaplar açacağım. Evet. Clean, Yiğit Kerem, Muzaffer, clean yazmış. İbrahim Kağan, clean yazmış. Diğerini de istiyorum arkadaşlar. Zıtlığıyla beraber öğrenirsek. Evet. Merra yazmış. Clean, dirty diye. İstediğim bu arkadaşlar. Nasıl istiyorum? Berra'nınkine bakın. Berra herkese açık gönderiyoruz zaten. Berra'nın yazdığı gibi clean, dirty şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Bakın clean, dirty. İkincisini yazalım. İkincisini bekliyorum. Evet, ikincisini bekliyorum. Evet, beautiful, ugly, Muzaffer'den geldi. İbrahim Kağan'dan, Hicran'dan. Evet, bakıyorum başka. Muhammed Kılınç'tan, Nesibe Azra'dan, Muhammed. Bir tanesini yazmışsın Muhammed Kılınç. İkisini de istiyorum. Yiğit Kerem, sen de bir tanesini yazmışsın ama kelime yazılışımız biraz kötü olmuş. Emir Gülmez doğru. Evet, açıyorum. Beautiful ve ugly arkadaşlar. Güzel, çirkin demek. Şimdi 3'e geçiyorum artık. Zehra Su, tamam. Evet, Hicran hızlı, çok hızlısın. Üçüncüsünün cevabını istiyorum. Hicran yazmış ama siz tabii kendiniz yazmaya çalışın. Evet, Muzaffer, New, Yusuf Emir, bir tanesini yazmışsın. İkisini birden istiyorum. Ervanur Doğan gibi. Old, New şeklinde, tamam. İkisini birden yazarsanız daha verimli olur arkadaşlar. Zıttıyla öğrenirseniz kafanızda daha iyi kalır. Evet, old ve new arkadaşlar. Eski, yeni demek arkadaşlar. Dörde geçiyorum. Dördü yazıyorsunuz. Evet, big, small diye gördüm hemen. Evet, hızlısınız. Güzel. Aziz Selim, Big Small. Çok güzel. Emir Gülmez, Erbanur, Muhammed Kılıç. Evet, çok güzel. Bu da gayet iyi öğrenilmiş arkadaşlar. Siz Big Small yazsanız da kabul ettim ben. Small Big arkadaşlar. Sıralamaya dikkat edin, tamam mı? Bazı arkadaşlarımız önce Big'i yazmış. Small Big. Beşincisi. Efendim, birisi bir şey mi söylüyor? Bir tık yukarıya çıkabilir misiniz? Efendim? Yukarıya çıkabilir misiniz o biraz? Az biraz yukarı çıkalım. Hemen evet. Çıkıyorum Emir. Şimdi gelelim arkadaşlar 5.'sine. 5.'sini yazıyoruz. Evet, nezaket, bayağı yazanlar oldu. Yetişemedim. Evet, Mürüvvet, Zehra, Muhammed, Hicran, happy ve sad. Evet, gayet güzel. Mutlu, üzgün. 6. Uzun, kısa diye yazacaksınız arkadaşlar. 6. Evet, long, short. Tamam, güzel. Yusuf Emir, sadece bir tanesini yazmışsın short. İkisini istiyorum. Mustafa Berat doğru, İbrahim Kağan doğru, Muzaffer doğru. Evet, bunu da açıyorum. Long ve short arkadaşlar. 7.'sini yazalım. Bir tane sıfat yazıyoruz 7.'sine. Bakalım kim yazacak? Evet, Emir, dikkat yok. Emir'in yazdığı kelimeyi birazdan karıştırırsınız diye söyleyeceğim arkadaşlar. Ona bir dikkat edelim. Evet, şimdi Emir'in yazdığı kelime arkadaşlar hungry diye yazdı. Karışması gayet normal arkadaşlar. Bu da yani kelimeyi fazla bildiği için de karıştırabilir. Bu kelimeyi duyduysan karıştırırsın. Duymadıysan karıştıramazsın. Şimdi hungry, evet, Hicran aç diye yazmış. Hungry aç demek arkadaşlar. Ama angry dersem angry arkadaşlar kızgın demek, tamam. Hungry aç, angry kızgın demek. Evet Zehra, aç demek, doğru söylüyorsun. Şimdi burada 7.'sinde arkadaşlar angry kızgın demek ve 8.'sini istiyorum şimdi. 8.'si evet, Emir closed, Aziz Selim closed, çok güzel. Evet, şurada bir kişi daha vardı, onu göremedim. Berra doğru, Muzaffer doğru, tamam, çok güzel. Ervanur Doğan closed, çok güzel. Closed yazarsak closed kapalı demek. Yazılışlarına biraz daha dikkat edebiliriz. Close, Doğan, kapalı demek arkadaşlar. Evet, sıfatlarımız gayet önemli bizim için. Bunları öğrendiğimiz zaman sıfatlar
Türkçe'de biliyorsunuz sıfatlar isimlerden önce kullanılır. Tamam. Sıfatlar isimlerden önce kullanılır. Biz mesela güzel işte çocuk diyoruz ya da pahalı araba diyoruz arkadaşlar. Biz sıfatları, evet birisinin sesi açık, Seyit Ahmet sesini kapatıyorum, tamam. Bir sorunuz olduğu zaman el kaldırırsanız ben söz hakkı veririm. Çünkü çok gürültü olduğu zaman çok bir şey anlaşılmıyor. Evet, sıfatlarımız isimlerden önce kullanılıyor. Türkçe'de de öyledir. Mesela işte güzel bilgisayar diyorum, tamam. Ya da işte çirkin çocuk diyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıfatlarımızı kullanıyoruz. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer bölümümüze. Yes, no yazacağız. Burada da şöyle biraz büyüteyim, belki doğru görebilirsiniz. The man is old. Adam yaşlı. Yes, evet doğru diyoruz. The snake is short. Yılan kısa. Bir bakıyoruz, hayır diyoruz. Şimdi birin cevabını istiyorum. Yes ya da no yazacaksınız sadece. İbrahim, Zehra hemen. Zehra herkese açık gönder mesajını. Özel gönderme, herkes görmüş olsun ki. Görüyüm, belli tanem no, Ervanur no, evet. The car is dirty, araba kirli, tabii ki değil. The car is clean dememiz lazım arkadaşlar, araba temiz. 2'yi yazalım, 2. Evet, Hicran, Emir, Erva, Yiğit, Kerem, Beril, Tanem, evet, Yusuf, İbrahim, çok güzel, hızlısınız. The armchair is old, ne diyor arkadaşlar, koltuk eski. Evet, koltuk eski. 3. sorumuzu yapalım. 3. Şöyle yapalım. Nesibe Azra'dan itibaren okuyabiliyorum ben. Arkadaşlar başına 3 yazıp yes ya da no yazarsanız hangi soru olduğunu ben anlamış olurum, tamam mı? Yani bazen 2'de kalıyor. Evet, Beril Tanem yazdı mesela 3 no diye hemen yazdı. Evet, 3. sorumuz monster is beautiful. Canavar güzel. Tam zıttı olacak. Ugly diyeceğiz. 4'e geçtik arkadaşlar. 4. Evet, Ervanur yes, bir kişi daha yes, Beril Tanem yes, yetişemiyorum. Gayet iyi, hızlısınız arkadaşlar. He has got a small hat. Küçük bir şapkası var. Küçük bir şapkaya sahip diyor ama yanlış tabii ki, no diyoruz. Evet, 5'i yapalım. Yusuf başına rakamını yazalım. Ravza Karakuş gibi. Evet, Mehmet Işık, soyadaşım varmış burada benim. Evet, Zehra yes, İbrahim Kaan yes, Hicran no. Hicran niye no dedim bakalım. Yes diyenler çoğunlukta burada. The clown is funny. Palyaço çok komik diyor arkadaşlar. Çoğunuz yes yazdınız ama 2 tane no vardı. Burada başına bir şey düştüğü için mi no diye düşündünüz? Yani ne maksatla düşündünüz bilemedim onu. Burada palyaço dediği için arkadaşlar, yani burada komiklik yapıyor. Üstünden su döküyor. Komiklik yapmış oluyor. 6'yı yazıyoruz. Chatten herkese açık yazıyorsunuz. 6 no, İbrahim Kaan, Emir no. Evet. Hocam bir 6 şey yazmış birisi, okuyamadım, yetişemiyorum. Evet, çok hızlısınız. No. Bakalım the white dog. Burada arkadaşlar özellikle bakın 2 köpek var ama beyaz köpek diye bize yine bir sıfat vermiş bakın. Beyaz köpek is big, büyüktür demiş. Biz arkadaşlar beyaz köpeğe bakıyoruz. Hayır, small olması lazım. No diyoruz. Evet, bir tane yazalım arkadaşlar cevabımızı. Meryem Betül bir tane yazalım. Çünkü yetişmiyor öbür türlü. Evet, 7.sini yapalım. Emir no demiş. Meryem Betül 6'yı yazmışsın. Evet, 7'den devam ediyoruz. 7. The man is happy. 7'yi yazalım. The man is happy. Evet. Cevaplara baktığımız zaman hepiniz no demişsiniz. Çok güzel. The man is happy. Hayır, adam mutlu değil. Angry, kızgın, sinirli dememiz gerekiyor. Ravza hızlı gitmişsin. 8'i yazmışsın. Tamam, güzel. 8'i yazalım. Yes, Muzaffer, Beril Tanem, yes, Meryem Betül, Zehra Su, evet. The boy is sad, çocuk üzgün. Evet, baktığımız zaman çocuk üzgün arkadaşlar. Çok güzel. Sıfatlar anlaşılmış gözüküyor bu durumda arkadaşlar. Sıfatlar, bakın şu an hangi sınıftaysanız. Ya bunlar kitapta var mı? Bunlar kitabınızda var arkadaşlar ama ya hangi sınıfta var? Mesela 3'lerde var, 6. sınıfta var. Her sınıfta farklı farklı zamanlarda anlatılıyor, tamam mı? Hocam bu kitapta mı var? Sizin okul kitaplarınızda değil arkadaşlar. Ben bu hocam bu kitapta var bende. Tamam, çok güzel. Bu kitabı kullanabilirsiniz zaten. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Bir diğer bölüme geçiyorum ki burası arkadaşlar neler var burada. İngilizce'de cümle yapmakta çok zorlanıyoruz hocam diye en çok serzenişlerden birisi bu arkadaşlar. Hocam ben cümle yaparken çok zorlanıyorum. Şimdi
Birinci cümlemize bakalım arkadaşlar. Has got var, long var, Anna var. Anna burada büyük harfle başlamış. Demek ki isim diye düşüneceksiniz. Hair var ve brown var. Chat bölümünden bu cümleyi arkadaşlar bir yazın bakalım. Chat bölümünden bekliyorum. Cümleyi kim yazacak? Anna'nın uzun kahverengi saçları var diye söyleyeceksiniz. Bakalım ilk kim doğru yazacak? Evet, İbrahim Kağan'dan geldi. İbrahim Kağan, bir kelimeyi kullanmamışsın. Muzaffer Mert, sen de kullanmamışsın. Bakın sizin kullandığınız 1, 2, 3, 4, 5. Hangisini kullanmadınız? Long'u kullanmamışsınız. Dikkatli olun. Evet, Muhammed Kılıç'a bakalım. Anna has got long hair brown. Muhammed biraz daha düşün üzerinde. Erbanur biraz daha düşün. Bir yerler değişmesi lazım. Fatih, sen de biraz daha düşün. Bir yerler değişmesi lazım. Evet, Nezaket, senin de bir yer yanlış. Evet, bir tane doğru buldum. Tamam. Evet, Emir, kelimeleri yukarıdan bakarak yaz. Okuyamıyor mu kelimeleri? Sen direkt Türkçe gibi yazmışsın. Ona dikkat et. Evet, Yiğit Kerem'den de geldi. Tamam, Yiğit'sin arkadaşlar. Şimdi ben cevabı açayım. Onun üzerine konuşalım. Arkadaşlar, have got, has got. Have got, has got konusunda. Has got'ı gördüğünüz zaman arkadaşlar, sahip demek has got. Ama hangi öznelerde has got kullanıyoruz? Üçüncü tekil şahıs dediğimiz he, she ve itlerde arkadaşlar. Hocam biz ana isminin erkek mi kız mı olduğunu bilmiyoruz. Bu bizim için çok önemli değil. Niye önemli değil? Çünkü hem he'de hem de she'de ne kullanılıyor? Tabii ki has got kullanıyor. Ana has got, ana sahip. Long, uzun, brown hair, uzun kahverengi saç. Birkaç arkadaşımın ismini okudum. Bir ufak değişiklikler yapın diye. Brown long hair, kahverengi uzun saç diye yazılmış. Ya da brown son tarafa yazılmış. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Long brown hair diye yazmamız gerekiyor. Tamam mı? İkincisini yazın arkadaşlar. İkincisini. Chat bölümünden yazın bakalım. Bir göreyim kimler yapıyor. İkincisinin cevabını. Burada da bir şey anlatacağım. Evet, there are two big dogs. İbrahim Kağan'dan geldi. There are two big dogs. Güzel, Muzaffer. Beril Tanem. Evet, çok güzel Beril Tanem. Brown long hair olmaz mı diye Hicran sormuş. Hicran, sıfatların yazılma sıraları var, tamam mı? O yüzden long brown hair, uzun kahverengi saçlı. Kahverengi uzun saçlı değil. Şekli daha önce, rengi daha sonra yazıyoruz. O yüzden long brown hair. Güzel bir soru ama Hicran. Tebrikler. Evet, cevabı arkadaşlar buldunuz. Ben şimdi cevabı açıyorum size. Cevaplar geldi. There are two big dogs. Girelim burada there are konusuna arkadaşlar. Bu da günlük hayatta çok işimize yarayacak olan ifadelerden bir tanesi. There are var demek. There is dersem de var demek. Peki farkı ne arkadaşlar? Are çoğullarda, is ise tekillerde kullanılıyor. Daha önceden öğrenmiştik. He, she, itlerde is kullanılıyordu. Burada da ondan aynısı arkadaşlar. There is dersem tekillerde, there are dersem çoğullarda kullanacağız. Peki, iki tane büyük köpek diyor arkadaşlar. Dogs kelimesinde bir S takısı var. Bu S takısı çoğul. Türkçedeki larlar eki arkadaşlar. Kıyaslayarak anlatmaya çalışıyorum ki daha rahat anlayın diye. İki tane köpek dediği için arkadaşlar biz two big dogs diyoruz. Yani ne oluyor? There are two big dogs. İki tane büyük köpek var. Peki hocam köpekler dediniz ama cümleyi kurarken hocam iki tane büyük köpek var dediniz. Niye iki tane büyük köpekler var demediniz? Türkçe'de arkadaşlar o şekilde kullanılıyor. Yani biz iki büyük köpekler var diye bir şey söyleyemiyoruz. Tamam mı? İki büyük köpek. Zaten iki dediğimiz zaman çoğul olduğunu anlıyoruz. Üçü yapın arkadaşlar. Bekliyorum. Üçüncü sorumuzun cevabını bekliyorum. The girl in the blue dress is sad. Yusuf'tan gelmiş. Evet. Meryem Ece, buyur canım. Bir şey soracaksın herhalde. Meryem Ece el kaldırdı. Yapacağım diye mi el kaldırmıştın? The girl is sad in the blue dress. Hicran'dan geldi. Muzaffer, the girl in the blue dress is sad.
The girl in the... Hocam okuyabilir miyim? Evet, kim okuyacak The Girl'ün ismini? Meryem Ece. Meryem Ece, buyur oku bakalım. The girl. The girl is in the blue dress sad. Bir yerde hatamız var Meryem. Oraya bir dikkat edelim. Şimdi bazı arkadaşlarımız doğru cevap verdi. The girl is in the blue dress diye yazanlar var. Onlar yanlış. Bakalım arkadaşlar cevabımıza. The girl in the blue dress. Bu bir kalıp arkadaşlar. Mavi elbiseli kız. Ya da mavi elbisenin içindeki kız gibi de düşünebilirsiniz. Kafanızda kalsın diye. Mavili kız da diyebilirsiniz. Mavi elbiseli kız is sad. Üzgün diyoruz arkadaşlar. Mavi elbiseli kız üzgün diyoruz. Cümlelerimizi yaparken arkadaşlar have got, has got konusu özneden hemen sonra gelecek. There is, there are olursa tekillerde there is, çoğullarda there are. Bu üçüncüsü biraz daha özel bir kullanım. The girl in the blue dress, mavi kıyafetli kız is sad, üzgün diyoruz. Şimdi hepimiz elimize bir kağıt alalım arkadaşlar. Evet, hepimiz elimize bir kağıt alalım. Elimize bir kağıt alalım. Evet. A4'ten mi? A4'ten küçük olabilir arkadaşlar. A4'ün yarısı kadar olabilir. Şimdi biraz anlama kabiliyetinizi ölçmek istiyorum. Evet, anlama kabiliyetinizi ölçmek istiyorum. Bir kağıt alıyorsunuz. Daha sonra resimleri göstermenizi isteyeceğim. Daha sonra Fatıma Zehra, buyur canım. Fatıma Zehra okur. Öğretmenim ne çizeceğiz de? Ne çizeceğiz? Şimdi bak ben burada okuyacağım. Siz de buradan anladığınızı çizeceksiniz. Bakalım kim tamam, bir dakika. Tam ona bakacağız. Tamam öğretmenim. Evet, ben şimdi burayı okuyacağım. Siz de onu çizeceksiniz arkadaşlar. Belki en güzel çizen kişiye bir kitap hediye edebiliriz. Kaçımız gidiyorsa o gittiği sınıfla alakalı bir kitap gönderebilirim. Efendim öğretmenim? Ben A4 aldım. Çok güzel çizen seviyorum. Ona belki bir kitap hediye edebiliriz. Hangi sınıfa gidiyorsa onunla ilgili bir kitap hediye ederiz, göndeririz yani. Ne için o kitap için hocam? Kitap hediye olacak Fetta. Ha. Evet şimdi evet arkadaşlar herkes kağıdını aldı herhalde eline. Ben evet aldım. Cümleyi okuyacağım. Tamam mı? Siz de arkadaşlar seslerimizi kısalım artık. Ben de kısıyorum buradan. Evet seslerimiz kısık olsun. Benim okuduğum yerin resmini çizeceksiniz siz, tamam mı? Hani biz diyoruz ya dört temel beceri diye söylüyoruz. Kağıdın üzerine çizeceksiniz. There is a boy in the picture. Evet, bu cümleden anladığınız şeyi bir çizin. Fetha, bana göstermene gerek yok. En son bakacağım ben. Sen şu an bunu çiz. There is a boy in the picture. Bunu bir çiz bakalım. There is a boy in the picture. İstediğiniz bir yere bir boy çizeceksiniz. Boy kelimesini bilmiyorsanız arkadaşlar, chatten bir yazın bakalım boy ne demek. Bilenleri bir göreyim. Boy. Bilmeyenler de öğrenmiş olsun. Evet, erkek çocuk demek. Çok güzel Ömer Reis. Öğretmenim, denizli boy ne demek? Ben söyleyince çizeceksiniz. Erkek çocuk. Erkek çocuk demek. Evet, bir erkek çocuk çiziyorsunuz. Bu çöpten bile olabilir arkadaşlar, tamam mı? İlla ki böyle normal dört dörtlük ressam gibi bir şey istemiyorum sizden. Tamam, devam ediyorum ikincisine. He is on the beach. Beach kelimesini bilenler bir yazsın bakayım. Çünkü bunu bilmezseniz cevap ortaya çıkmaz. Arif de var. Tamam Ömer, selam söyle Arif'e de. Evet, beach kelimesinin Türkçesini bir yazın bakalım, bir göreyim kimler biliyor. Evet, Berra çok güzel. Sahil demek arkadaşlar. He is on the beach. Bu çizdiğimiz erkek çocuk arkadaşlar beach, sahildeymiş. Hicran güzel, plaj güzel, doğru. Evet, sahil, plaj doğru arkadaşlar. Evet, bundan sonra artık açıklamayacağım. Gerisini tamamen siz çizeceksiniz. He is happy. He is happy. Küçük küçük dokunuşlar yapın resminize. Devam ediyorum. He is playing with a small orange ball.
Rengini çizemeyebilirsiniz. Normal elinizde şu an olmayabilir. Normal siyah çizebilirsiniz arkadaşlar. He is playing with a small orange ball. Small orange ball. Small orange ball. Evet, devam ediyorum. His t-shirt is dirty. Dirty'yi de öğrenmiştik biraz önce. Ona dikkat edin. Evet, Ömer, ipucu verme. Yazma chatten nasıl olduğunu herkes kendisi bulsun. His t-shirt is dirty. Öğretmenim, dirty neydi? Dirty, not clean. Not clean. Not clean. Ben çizemedim de yanına yazdım. Olur değil mi? Yok, yazma olmaz. Çizim, resim istiyoruz. Çizim de hocam anlaşılır değil yani. Öyle. Tamam. Şey. Önemli değil. Öğretmenim hani şey koymuş sonra şey yapmış ya, çizik koymuş ya, onu nasıl okuyacağım? Dirty, şunu mu? Dirty. Anne. Benim. Ondan sonra. Evet, şimdi dört devam ediyorum Tude. Dirty ben çizdim. Dirty kirli demek arkadaşlar. Dirty kirli demek. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. There is a big brown boat in the sea. Boat kelimesini belki duymamış olabilirsiniz diye ben söyleyeyim. Boat arkadaşlar. Türkçedeki seslerimizi bir kapatalım. Seslerimizi bir kapatalım. Sesimiz hep kapalı olsun. Chatten sorabilirsiniz. Chatten sorabilirsiniz çünkü cızırtı oluyor. There is a big brown boat in the sea. Boat arkadaşlar gemi demek, boat demek, tamam mı? Brown boat in the sea. Son cümlemi de okuyorum. Artık resimlerinizi görmek isteyeceğim. There is a beautiful, beautiful'u öğrendik biraz önce. Red biliyorsunuz. Kite in the sky. Sky kelimesini arkadaşlar. Bilen varsa bir yazsın chatten. Sky. Evet Muzaffer uçmak demiş. O fly'dı Muzaffer. Fly. Sky hava demek Hicran. Çok güzel. Gökyüzü demek Ömer, Arif, Selim. Evet gökyüzü demek. Kite'i biliyor muyuz arkadaşlar? Kite. Onu da yazın madem. Kite. Evet İbrahim. Uçurtma. Uçurtma demek. Hicran yazdı. Tamam. Şimdi artık resimlerinize bir şekil verdiniz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir resim çıktı. Göstermek isteyenler kamerasını açıp gösterebilir. Ben de bakayım. Evet Sude senden başlayalım. Sude bir gösterir misin resmini? Evet. Sude'nin resmine bakıyorsunuz. Bir bot var, kız var, kırkuruncu bir top var. Tamam, güzel. Uçurtma var mı gökyüzünde Sude? En son cümleyi yazamamış. Uçurtmayı çizemedim. Tamam, kalmış. Evet. Evet, Nehir. Resmine bakalım Nehir. Can, happy neydi? Happy ne demekti? Happy, happy mutlu demek. Evet. Hocam, daha kameraya yaklaştır. Hocam PNG göndersek olur mu? Evet olur gönderebilirsiniz. Evet uçurtmamız var. Botumuz var. Güzel olmuş. Topumuz var. Evet. Gökyüzünü çizmişsin. Tamam güzel Nehir. Evet. Muzaffer resmine bakalım. Evet Muzaffer büyük bir resim kağıdı almış. Evet sahilde. Tamam erkek çocuğu. Evet burada. Güzel. Tişörtü kirli demişti ama evet onu da vurgulamışsın. Çok güzel. Uçurtmamız da var kırmızı. Tamam gayet güzel Muzaffer. Meryem Betül. Meryem Betül. Evet Meryem Betül bir bakalım resmine. Evet bot var, çocuk var, elinde top var, uçurtması da var. Tamam. Evet güzel. Hocam bot dediğiniz ne? Bot dediğim gemi gibi olanlar var ya onların küçükleri. Hı. Tamam. Evet, ha, Emir tamam. Gülmez. Resmini merak ediyorum. Emir. Emir bakalım bir resmi. Benimki de bitti. Tamam. Sırayla soruyorum. Emir resmini bir görelim Emir. Nerede Emir? Burada. Evet. Emir renkli kalemleri de getirmiş. Evet Emir güzel olmuş. Topumuz var. Uçurtmamız var.
Botumuz var sahilde çocuk. Evet, Emir'in resmi de güzel olmuş. İbrahim Kağan, İbrahim Kağan'ın resmi de güzel olmuş. Evet. Bilge ve Fatma Nur, sizin resminize bakalım. Bilge ve Fatma Nur. Bilge, Fatma Nur, resminizi göremedim. Evet, bakıyorum tekrar. Evet, gayet güzel. Tamam. İbrahim Kağan. İbrahim Kağan. Efendim? Resmine bakabilir miyim İbrahim? Bakmıştım. Yani bakmıştım. Tamam. Bakmıştınız. Tamam, güzel arkadaşlar. Tamam, bu kadar yetsin. Erva, senin resmine bakayım. Hocam, ben de yapmıştım. Tamam, Erva resmine bakayım. Evet, Erva'nın da resmi güzelmiş. Çok güzel. Uçurtmamız kırmızı, turuncu topumuz da çizmiş. Sahilde. Bot var mı Erva? Tam net göremedim. Bot var mı? Heh, tamam. Onu da gördüm. Tamam, güzel. Yusuf Emin. Öğretmenim, benimki de var. Kimsin sen? Berra mısın? Hı-hı. Tamam Berra, görüyorum şu an. Evet, sahili yapmışsın. Ya, benim botumu gördünüz mü? Tamam, gördüm. Evet, şimdi bu kadar yetsin ya. Arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızınkine bakamadım ama. Ben de etkimi çizdim. Evet, Beril Tanem, resmine bakayım. Hocam, bakabilir misiniz? Evet, hocam, bakayım. Ben efendim göstereceğim. Evet, Beril Tanem. Evet, güzel. Uçurtmamız hocam, çıktı. Evet, efendim canım. Şey yaptım. Hocam, ben kirli kıyafeti çizemedim de. Tamam. Kıyafeti. Şimdi üstüne ufak tefek bir şeyler yaptığımız zaman kirli kıyafet oluyor. Evet, Abdüssamet. Hocam. Ve Fethi, Hücran, bunları da görüyorum. Benim bakarım, ben de yapmıştım. Tamam. Hocam, acele eden biraz olmadı da. Tamam, sorun değil. Yani profesyonel bir ressam değiliz zaten. Hocam, ödül mü vereceksiniz güzel evet. Yazana? Mustafa Berat, sanki sen önceden hocam, yapmışsın. Hocam, bir bakar mısınız? Mustafa Berat'la bir konuşabilir miyim? Bir saniye. Mustafa Berat, bu kitap sende var herhalde. Evet, öğretmenim, bende tamam. Vardı. O yüzden ben kart getirmek. Çok getirmedim. Güzel, iyi yapmışsın. Sen önceden mi yaptın? Şimdi birazdan biz okurken mi yaptın? Öğretmenim, daha şimdi yaptım. Tamam, önceden Mustafa yaptım. Berat. Güzel olmuş. Hangi okula gidiyorsun Mustafa Berat? Hocacan Ortaokulu. Tamam, güzel. Evet, Hicran, seninkine bakalım. Hocam, benimki olmuş mu? Evet, Abdüssamet, seninkine bakamadım. Tekrar göster. Bir bakayım. Hadi kameraya getir Abdüssamet. Öğretmenim, olmuş mu? Tamam, gayet güzel arkadaşlar. Tamam. Hocam. Arkadaşlar. Hocam, bana da bakar. Hocam, benimkine bakabilir misiniz? Evet, şöyle yapalım. Bayağı vaktimizi alacak. Siz arkadaşlar özel olarak bana mesaj atın, tamam mı? Fotoğrafını çekin, resminizi bana gönderin. En iyisi öyle olacak. Çünkü çok vaktimiz gidecek. Ben biraz daha hocam, bir dakika. Hocam, bir göndereceğim. Evet, tamam. Şimdi ben devam edeceğim arkadaşlar. Yetsin bu kadar. Siz görmediklerim fotoğrafını çekip bana özelden atabilir. Zaten numaramız var arkadaşlar. Şimdi geçiyorum buraya arkadaşlar. Evet, önemli konulardan bir tanesi burası. Ama arkadaşlar, biz burayı şimdi yetiştiremeyiz. Burası önemli. Bir zaten bir dakikamız, bir uç dakikamız kalmış. Haftaya arkadaşlar ya da cumartesi günü soru kelimelerini anlatacağım. Tamam mı? Haftaya soru kelimelerini anlatacağım. Soru kelimeleri dediğimiz arkadaşlar what, where, which, who, bunlar arkadaşlar. Tamam. Haftaya çok önemli konularımız var. Yani cumartesi günü bu konularımızı kaçırmanızı istemiyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun hocam. Görüşürüz. Teşekkürler hocam. Görüşürüz. Çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Teşekkür ederiz. Hepinize bay bay. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Sağ ol canım. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar.